Merhaba arkadaşlar. Bugün sanal bellekler konusunu işleyeceğiz. Bu aslında cache bellekler konusunun da devamı gibi bir içeriği var. Virtual Memories diye geçiyor sanal bellekler. Şöyle bir girişi var. Aslında sahip olduğumuzdan daha fazla belleği kullanabilir miyiz? Ki böyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani makinamızda 4 GB olması ya da 8 GB olması bizi sınırlandırmamalı. Bunun için ne yapılabilir? Sanal bellek, virtual memory çözüm olacak burada. Bunu kullanabiliriz. Sanal bellek neden lazım? Onu konuşalım. Bu bellekler nasıl uygulamaya geçer? Son olarak da sanal bellek nasıl hızlandırılır? Yani cache kullandıracağız burada. Buradaki cache'in ismi de TLB. Yine Level 1, Level 2 cache'ler gibi CPU'nun içerisinde olan Translation Lookaside Buffer diye bir cache bellektir. Mimari dersinde bunun devamında MIPS diline geçilecek. Gerçek problemlerde aslında sahip olduğumuzdan daha fazla belleğe ihtiyacımız var demiştik. Ne yapılabilir? Programlarınızı diskte tutarsanız, belleği de cache gibi kullanırsanız bu aslında sanal bellek yapısıdır. Yani belleğinizin miktarı 8 GB olsun. Çok daha fazlasını çalıştırmak için süreçler sıra beklerler. Bunun için sayfa talepleri olur işlemciden. Ve sanal bellek yapısıyla bunların çeşitli zamanlarda işte bir input output bekledikleri durumda diskte beklemedikleri sürece ana bellekte çalıştırılmaları söz konusu olacak. Sanal bellek bulunmadan önce programcılar belli bir RAM kapasitesine ile kısıtlıydılar. Çalışacak kodu ve veri parçalarını yüklemeden önce diski bile kapatırlardı. Ve sıkıcı ve hataya açık bir yol idi bu. Aynı anda birden çok program ile çalışmamız gerektiğinde bambaşka problemler doğar tabii ki. Her programın elinizdeki belleğe ayrı ayrı sığdırsanız bile 10 tane program çalıştırmaya kalkacağız biz. Arka planda bir sürü şey açtığımız günler oluyor. Bu durumda sığmayacaktır. Birden çok program aynı anda bellek adresine yazmak isterlerken ortak alanları kullanmaya da kalkabilirler. Bu da bir problem olacaktır. Bir programın verilerini bir başka programın okuyup yazmasını engellememiz lazım. Çok program çalıştığında böyle bir sorun da ortaya çıkacaktır. Yani MS-DOS kullanırken böyle bir sıkıntı vardı ama multi-programming mantığı geliştikten sonra bunlar ortadan kalktı. Şimdi aynı anda birden çok programın çalışması için tamamen önceki slayttaki gibi bellek işini sanal belleğe devredeceğiz. Birden çok program aynı bellek adresini yazmak istediğinde ise yine sanal bellek program A ve program B'yi stack, yığıt bellekler kullandırmak istediğinde RAM'deki belli bir adresin, burada verildiği gibi bir adresin belirlendiğini varsayalım ve aynı bir hata sonucu aynı stack alanının RAM'de kullandırıldığı düşünülürse gerçekten bir problem olur. Her programı birbirinden ayrı adres seti şeklinde kullanacak şekilde bir de farklı farklı adres setlerine göre derlemek de pek pratik değil. Yani stack belleği şu olarak kullanan bir program, stack belleği bu olarak kullanan farklı bir program diye derlemek pek mümkün değil. Uygulamada hatta imkansız. O halde burada da yine sanal bellek bize yardımcı olacak. Yani aynı adres görünse bile fiziksel olarak o adresler RAM'de farklı yerleri gösterecekler.
Peki bir program başka bir programı verisini okumasını nasıl koruyacağız? Sanal bellek adresleri aynı olsa bile fiziksel yerleri farklı olacağı için yine sanal bellek sistemi buna da çözüm getiriyor. Dolaylı bir gösterimle sanal belleği gerçek bellekten ayıracağız biz. Bilgisayar bilimlerindeki her problem için aslında bir dolaylı gösterim yapıp bunu da bir gösterim seviyesiyle çözebiliriz. Indirection deniliyor buna. Bir şeyin değerini kullanmaktansa onun yerine bir isim, bir referans ya da kapsayan obje kullanarak ona referans etmeye indirection denilir. Bir isim kullandığımız zaman işte belleğin belli bir yerinin bir ismi olacaktır. Pointer gibi düşünün. Bir isim ve bir nesne arasındaki ismin kapsadığı yerden bağımsız esnek bir atama bu. Indirection olmadan belli bir adres belli bir şeyi gösteriyor idi. Indirection olduğunda ise isim bir pointer'a atanmış durumda. Bu pointer da duruma göre farklı farklı yerleri gösterebiliyor. Aşağıdaki örneklerde de pointer geçiyor zaten. Domain name service DNS mesela böyle bir şeydir. Indirection yapar. Bir site ismini IP adresine dönüştürmek için kullanılır. Snail mail diye bir şey varmış. Mesela mail yönlendiricisi. DHCP gene network protokollerinden kullanılan uygulamalardan birisi. Renk paletleri yani 3 nolu renk dediğimizde o bir kırmızının bir tonu olabilir gibi. Bir de call center'lar diye bir örnek varmış. Yani Turkcell diye aradığınız yer farklı bir numara oluyor. Programlar sanal adresleri kullanarak makinenin fiziksel belleği içindeki yerleri temsil eden fiziksel adreslere dönüştürebiliriz. Bu işi bize yapacak işletim sistemi programları gerekiyor demek ki. Dönüştürmeyi bir dolaylı gösterim, indirection seviyesi diye düşünebiliriz. Bakın burada sanal adres tablosu var elimizde bir tane. Bu farklı farklı yerleri gösteriyor. Ana bellekte RAM'de farklı yerleri gösterebildiği gibi sanal adres disk üzerinde bir yeri de gösterebilir. Üstelik program A için 12 nolu bir adres örneğin kullanılırken program B'de de artık 12 numaralı bir adres kullanılacak ama birisi diskte bir bloğu gösterirken öbürüsü de RAM'de ya da diskte başka bir yeri gösteriyor olabilir. Sanal belleğin böyle bir avantajı var. Yani birbirlerinin alanlarını okumak ya da birbirlerinin alanlarına yazmak sorununu böylelikle ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Peki cache konusunu şöyle bir hatırlarsak bir sistemdeki adres çevrimi yapılacağı söylendiğinde o da cache konusuna giriyor. Diskin büyük alanını ve belleğin performansını kullanmak istiyoruz. O halde sanal bellek sistemleri tasarımı da fiziksel diskin aşırı yavaş ulaşım maliyeti nedeniyle ortaya çıkmış bir şey. Bellek gecikmesi neydi? Cache'den yaklaşık olarak 100 kat yavaştı. Yani işlemciye yakın olan level 1 cache çok hızlı davranırken ana bellek bunun 100 katı yavaş çalışabiliyordu. Diskte gene CPU ve level 1 cache'i düşünürsek onlardan 100 kat, 100 bin kat hatta yavaş olabilir. Bellekle disk karşılaştırıldığında ana bellekle disk, disk 1000 kez daha yavaş görünüyor. Yani yavaş olana başvurmak bizim eskiden önceki derslerde gördüğümüz mispenaltı gerçekten bir sorun oluyor. Biz yine aradığımızı bulamama mis oranını düşürmeyi hedefliyoruz. Sanal bellek sayfaları 1K ile 8K
arasında değişebilir. Cache bloklarından çok daha büyük, level 1 cache'den çok daha büyük malum. Bu neden böyle? Gene uzaysal yerellikle alakalı. Yani biz bir sanal bellek sayfasında olabildiğince çok veri tutabilmeliyiz ki hit artsın, mis azalsın. Elimizde de böyle bir imkan var. Şimdi burada rahatlıkla level 1, 2, level 2, level 3 cache'lerde kullanamadığımız fully associative cache yapılabilir. Çünkü toplam tutacağımız sayfa sayısı öyle çok büyük değil. Yani 1000 satırdan oluşan bir cache kullanabiliriz sanal bellekler için. Peki yazmada neyi kullanalım? Write true neydi? Hem RAM'e hem sanal belleğe yazmaydı. Write back de gerekli olmadıkça sadece cache üzerinde çalışıp o blok atılırsa bu bilgiyi diske yazma tercihi kullanmaktı. Dolayısıyla write back kullanacağız tabii ki. Eğer full associative kullanacaksak biz tüm elimizdeki belleği taramadan doğru sayfayı nasıl bulacağız? Page table tutmamız lazım. Kitaplardaki indeks gibi bir şey bu aslında. Buradaki indeksleme işine sayfa tablosu ya da page table deniliyor. Her sürecin, bakın her sürecin ayrı bir sayfa tablosu bulunmakta. Bunlar RAM'de tutuluyor. Bir sayfa tablosunun kaydı, İngilizce page table register, şu anki sürecin, çalışmakta olan sürecin sayfa tablosunun yerini gösteren bir pointer. Sayfa tablosu, page table, sanal sayfa numarası ile indekslenir. Yani Virtual Page Number, VPN dediğimiz kayıtla indekslenir. VPN numarası sayfa offset'i hariç diğer tüm bitlerden oluşur. Şimdi göstereceğiz. Gene her kayıtta bir valid biti yanında olması lazım ki o satırın geçerli ya da geçersiz olduğunu bize söylesin. Ve bir fiziksel sayfa numarası da önceden bizim cache'te veri diye tuttuğumuz yerde fiziksel sayfa numarası PPN kayıt olarak duracak. Bu PPN gerçek, yani fiziksel page number ile sayfa offset'i birleştirilince gerçek fiziksel adres elde ediliyor. Bakalım şimdi. Tag bilgisine gerek yok burada. Niye? Çünkü zaten bizim fully associative bir cache kullanıyoruz. Elimizde kalan offset haricindeki kısım VPN tamamı aranacak. Fully associative cache'in içerisinde herhangi bir set numarası vesaire de olmadığı için tag bilgisine gerek olmuyor. Yapı şöyle. Çevrimde kullanılan sayfa tablosu şeması. Yani sizin elinizde 4 diye bir adres var. Oraya 4 mavi kalemle yazılmış. Sanal adresimiz. Bu 4'ün yanında 12 bitlik de sayfa offset'i var. Demek ki 12 bitten ne elde edersiniz? 2 üzeri 12, 4 kilobayt. Yanında da 4 yazdığına göre 16K gibi bir adres sanal sayfa numaramız olarak duruyor. Buradan bir 4 elde ediyoruz. Bir de gerisindeki offset 4 kilobaytlık olabilecek bir offset'i ayrıca tutuyoruz. Şimdi Virtual Page Number VPN'i sayfa tablosunda arattırıyoruz. 4 numaralı satıra gideceğiz tabii ki. Direkt Virtual Page Number bizim sıra numaramızı ifade ediyor. Gittik. O satırın yanında
Valid 1 olması lazım. Eğer sıfırsa zaten hiç bakmıyoruz. 1 ise yanındaki fiziksel numarayı alıp, fiziksel page number'ı alıp aşağı indirip sonuna offset ekliyoruz. Yukarısı 0'dan 31'e, 32 bitken, aşağıda neden 0'dan 29'a kadar gitmiş? Bizim risk makinalarda veya MIPS dilinde göreceğimiz adresler 4'ün katları şeklinde. Dolayısıyla son iki bitini tutmaya gerek olmuyor. Burada ona vurgu yapmışlar. İki biti kullanmamıştır. Önceki slayta göre sanal sayfa numarası VPN 20 bit. 20 bit milyon çarpı 4 byte şeklinde fiziksel bir adrese bizi götürebilir. 2 üzeri 20 megabayt oluyor. 2 üzeri 10 kilobayt olduğuna göre. Buradan 4 megabaytlık bir sayfa tablosu elde ettiğimizi görüyoruz. 20 bit'i fiziksel adrese çevirirken de fiziksel sayfa numarasını 18 bit olarak tutmuşuz. Artı bir de valid bitimiz var, 19 bit. Veriler satır satır bu şekilde sayfa tablosunda tutuluyor. Yani 19'lar bitlik şekilde tutuluyor. 32 bit yapıda bu söz konusu. Peki 64 bitlik bir mimaride buradaki rakamların yerine koyarsak böyle acayip bir sayfa tablosu çıkmaz mı? Onun için şöyle bir çözüm bulunur. Aslında 64 bitteyiz diye çoğu süreç 2 üzeri 64 gibi bir adres uzayını kullandığını düşünmeyin. Zaten öyle bir adres henüz yok. Gerekli olmayan seviyeleri kullanmıyoruz o yüzden ve bilgisayar bilimlerindeki her problem bir dolaylı gösterim seviyesi eklenerek çözülebilir dediğimiz lafı 2 seviye, 3 seviyeye çıkartıyoruz burada. Sayfa tablosu taban pointer, birinci seviye VPN 1, 64 bitlik adresi böldüğünüzü düşünün. VPN 2 ve VPN 3 bir disk üzerinde tutulabilirler. Sadece birinci seviye RAM'de tutulursa az önceki 2 üzeri 64'lük bir şey mi lazım bize diye, sayfa numarası page table mı lazım dediğimiz olayı çözmüş oluyoruz. Seviyeler boyunca bakıp, yani birinci seviyede bulduğumuzu ikinci seviyede arayarak, ikinci seviyede bulduğumuzu üçüncü seviyede arayarak ilgili satıra ulaştığımızda fiziksel numarayı elde etmiş oluyoruz. Fiziksel numara artı offset birleştirildiğinde gerçek adresi gene elde ediyoruz. Ama bir dakika, şimdi biz böyle memory memory işlemleri mi iç içe yapıyoruz? Yani 4 kere bellek erişimi mi olacak? Artı bir de aradığımız şey en kötü senaryolardan birisi page fault, aradığımızı bulamamak sorunu henüz konuşmadık. Bilgisayar bilimlerindeki her problemin bir dolaylı gösterim seviyesiyle eklenerek çözülebildiğini söyledik de çok da olmasın bu seviye, yani 10 seviye olursa tabii ki problem de büyür. Memory içerisinde memory şeklinde burada 4 erişim yaptık. Peki bu kadar seviyeyle nasıl baş edeceğiz 64 bitte? O zaman cache kullanmak lazım. Dönüşümü cache'lemek demek şu: sanal bellek adresinden fiziksel adrese dönüşümü
Bir cache içerisinde tutarsak diye bir mantık düşünülmüş. Bu CPU'nun içerisinde Translation Lookaside Buffer. Bir işlemci içi cache. TLB diye geçiyor genelde bu kısaltması. Bir kere dönüşüm yaptığınızda sanal bellekten fiziksel adrese TLB bir Fully Associative Cache olarak tutuluyor içeride ve bunun 1024-2048 gibi belli sabit sayıda bir büyüklüğü var. Çok uzun değiller. Ne yapıyor? Örneğin sanal sayfanın kaydedileceğini, aranacağını düşünelim. Sanal sayfanın 20 bitini almış, 12 biti gene offset olsun 32 bitlik yapıda. Bütün satırlarda arıyor. Bu 20 bit bulunduğu anda, mesela boyalı yerde bulundu, TLB hit verdi. Valid mi diye bakılacak. Valid kısmı da 1 ise evet bulduk denecek ve fiziksel sayfa numarası PPN buradan aşağı indirilecek. Demek ki 1024 satır varsa 1024 satırda hepsinde bir de aranacak. Birisi cevap verecek. Evet bende var bu diye. Fiziksel sayfa numarasını söyleyecek o bize. Onun sonuna yukarıda kullanmadığımız page offset'i eklediğimizde gerçek fiziksel adresi elde etmiş olacağız. Bunu da gidip nerede bakacağız? Aşağıdaki neye benziyor? Örneğin level 1 cache'e benziyor. Level 1 cache üzerinde bellekten bu adresi getirmek yerine önce level 1 cache'e bakacağız tabii ki. Varsa oradan da hit alıp veriyi öğrenmiş oluyoruz. Peki hit alamazsak TLB'miz verirse ne olacak? TLB'miz alırsak sayfa tablosunda bir dolaşıp bakmamız lazım. O zaman işte ana bellekte çalışıyor olacağız. MIPS ya da RISC makinalarda, telefonların sisteminde ARM dediğimiz işletim sistemlerinde bunun için bir hata tetikleniyor ve yazılımla TLB dolduruluyor. Yani bulamadığımız şeyi okuyup RAM'den TLB'ye bir kere yazıyoruz. Bunun için MIPS'te RISC makinede TLB write diye bir komut var. İşletim sistemi komutu. Intel işlemcilerde i86'larda da bir Hardware Page Table Walker ismi verilen bir mekanizma TLB'yi doldurur. TLB'de olup da bellekte o sayfayı bulamazsak ne olacak? Bunun ismi sayfa hatası ya da İngilizce page fault denilen şeydir. İşletim sistemi diskten sayfayı talep edecek bu durumda. Yani bunu işletim sistemleri dersinde görüyoruz. Diyor ki her şeyin yüklenmesine de gerek yok RAM'e. Page table'ları da bütün sayfaları yüklemiyoruz. Diskten sayfayı page table'ını update ederek getirtiyor. Sonra da TLB'de bunun çevrimini kaydediyor. İşletim sistemi yaklaşık en az kullanılan yöntemi deneyecek ve least recently use yöntemiyle bu bizim TLB üzerinde her bir satıra yazacak. Random da yazabilir veya farklı bir yöntemle de yazabilir. Mesela round robin yaparsa ne olur? Yukarıdan aşağı bir sayaçla sıradaki şu olacak, yazılacak şey diye yazabilir. Yani bunlar değişik değişik denenmiş yöntemler. Üzerine yazılan sayfa 4 olursa ne olacak? O zaman bunu modifiye etmişiz demektir. Burada bir değişiklik var demektir. Aynı cache'lerdeki mantık. Bu bloğun geri diske de yazılması gerekiyor demektir. Bellekte koruma nasıl olur? Bellekte çalışan süreçlerin birbirlerinin verilerini okuyup yazmasını nasıl engelliyorduk? Sanal fiziksel dönüşümlerde öncelikle bu sanal fiziksel dönüşümün hiç değiştirilemeyeceğinden emin olmamız gerekir. Tipik olarak bunu
yapmanın yolu iki işlemci moduyla çalışılır. User ve kernel modları vardır işletim sistemlerinden bildiğimiz. Ya da programlar ve operating sistem de diyebilirsiniz bunlara. Yalnızca operating sistem kernel modda biz bunu çalıştırırız ki kullanıcı bunları bir şekilde değiştirmesin diye. Yani sadece kernel modda sanal belleğe yazma izin veriliyor. Bu modda değiştirilenler şunlar olacak. Sayfa tablosunun yapısı, sayfa tablosunun taban pointer'ı, TLB'ye yazma işlemleri. Bu durumda sayfa sayfa yapılmış sanal bellek aynı zamanda iki sayfa tablosunda aynı fiziksel adrese işaret de ettirebilir. Öyle ya bir proses diğer prosesle ortak alan kullanabilir. Bunu gene paralel programlama derslerinde veya işletim sistemi dersinde bir şekilde görüyoruz. Ortak bellek kullanma süreçler arasında. Örneğin bir programın iki kopyası çalıştırıldı. Operating sistem programlar arasında kod sayfalarını da paylaştırabiliyor. Program A'nın sanal belleğinde görünen bir adres fiziksel olarak kırmızı bölgeyi gösteriyorsa program B'de de gene aynı adres orayı gösteriyor olacak. Böylelikle aynı programın ortak alan kullanması çözümlenmiş oluyor. Evet, sanal bellek kesinlikle cennetten gelme bir şey. Bizi bellek işlemleri yapmaktan kurtarıyor. Elimizde sanal sayfa numaraları var. Bunların nerede tutulduğunu bilmiyoruz. Farklı programlar aynı sanal adresleri kullanmasına rağmen birbirlerine ulaşamıyorlar. Böylelikle farklı süreçleri birbirlerinden korumuş oluyoruz. Süreçler arasında kontrollü bir paylaşım imkanı da sağlanıyor. Gerçi pek de esnek değil ama ortak alanlar kullanılacaksa paylaşım da alandır. Bunu da yapıyor. Buradaki anahtar teknik dolaylı gösterim. Indirection yani hep söylediğimiz şey dolaylı bir gösterim seviyesiyle bilgisayar bilimlerinde her problem çözülebilir. Cache mantığıyla yeni imkanlar da ortaya çıkıyor. TLB cache'de sanal bellek fiziksel belleği disk için bir cache olarak kullanılmasını sağlıyor. Burada bir cache tutup TLB dediğimiz Translation Look Aside Buffer sanal belleğin daha hızlı çevrim yapmasını da sağlamış oluyoruz. Yani RAM'den veya farklı mekanizmalardan sürekli çevrim yapmaktansa TLB'den hızlıca bulup daha önce ben bunu çevirmiştim deyip o çevrimi alıp fiziksel adresi direkt elde edebiliyoruz. Evet, bugünkü konumuz da bu şekildeydi. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.